Arkadaşlar merhaba, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün gece lambası şeklinde Bluetooth hoparlör. Model numarası CL715. Biliyorsunuz daha önce farklı bir modelini, yuvarlak olan bir modelini satıyorduk ve hala satışı devam ediyor. Ancak bu yeni bir ürün kare formunda, yuvarlak değil de kare formunda CL715 modeli arkadaşlar. Şimdi kutu açılımını yapalım. Ürünü test edelim, nasıl onları görelim. Şöyle kutu içerisinden bir adet mikro USB, bir ucu mikro USB, bir ucu USB olan 60-70 santimlik bir şarj kablosu çıkıyor. Kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor. Siz bunu neyle şarj edeceğiz derseniz cep telefonunuzun adaptörüyle veya herhangi bir USB güç kaynağından bilgisayarda olur şarj edebilirsiniz. Onun dışında şöyle bir adet kullanma kılavuzu çıktı. Aynı zamanda garanti belgesi. Bunu biraz düzgün koymamışlar kutunun içerisine ama katlayalım. İthalatçı firma Polygold firması. Kutuyu buradan kaldırıyorum. Ürünümüz böyle poşete sarılı bir şekilde geliyor. Çizilme vesaire olmasın diye. Poşeti de kaldırdık. Evet, ürünümüz bu arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi yuvarlak modeli vardı. Bu kare modeli ve şöyle desenler var üzerinde. Kontroller alt tarafından yapılacak. Açma kapama düğmesi var. Şarj giriş yeri var burada. AUX girişi var. Kutudan AUX çıkmıyor ama sizde AUX kablosu varsa buradan takıp da yine AUX'ta müzik dinleyebilirsiniz. Hafıza kart giriş yeri var. TF kart, bu cep telefonlarına takılanlar. Hafıza kartını takıp da müzik dinleyebilirsiniz. USB flash bellek giriş yeri var. Flash bellek takıp da müzik dinleyebilirsiniz. Burada ise 4 farklı düğme bulunuyor. Birisi mod düğmesi, artı eksi tuşları, aynı zamanda ileri geri tuşları, play pause, durdurma, başlatma tuşları. Alt tarafına bakacak olursak da şöyle kaydırmaz bir plastik var arkadaşlar. Kaygan zeminlerde kaymasını önlüyor. Bir de şöyle bir tam açamadım. Tırnağım olmadığı için şu şeyle açacağım. Şimdi bıçağın ucuyla açalım. Bir tane burada bir demir var. Aynı zamanda askılık bu arkadaşlar. Şunu böyle yukarıdan aşağı asabilirsiniz. Böyle bir askı aparatı var. Kapatıyorum bunu tekrar. Şimdi ürünümüzü açalım. Ürün hep beyazdır arkadaşlar. Yani yüzeyi beyazdır. Sadece ışık renkleri değişmektedir. Onları göstereceğiz. Şöyle on off düğmesini açıyoruz. The Bluetooth device is ready to help. Evet, ürün açıldı Bluetooth modunda. Bakın hoparlör kısmı burada. Şuraya basılı tutarsak renk değiştirir. Basılı tutmazsak sadece renk ışığın şiddetini değiştiriyor. Bakın kapattı, açtı. Şiddet artıyor, kapanıyor. 1, 2, 3. Şuradan hani belli oluyordur. Videoyu ışıkta çekiyorum. Yani gündüz çekiyorum bu videoyu. Bir de aynı zamanda tripodun ışığı vesaire derken çok belli olmuyor ama kapatayım bir. Onu daha gösterecektim. Şu kısma bakarsanız buradan ışık şiddetinin arttığını ve azaldığını göreceksiniz. Şimdi bakın şu an kapalı. Bir kez dokunuyorum böyle. Açıldı. Bir kez daha bastım. Biraz daha açıldı. Işık şiddeti arttı. Biraz bastığımda tamamen artacak. 3 kademeli. Evet. Bu şekilde. Basılı tutarsanız renge geçer. Basılı tutalım. Bakın renge geçti ve renk değişiyor. Şöyle göstereyim. Kırmızı, mavi, yeşil, pembe, açık yeşil, sarı bu şekilde değişiyor. Peki bu renkler sürekli değişmesin, sabit kalsın istiyorsanız bakın kırmızıya gelsin, durduralım. Kırmızı da daha iyi gözüküyor. Dur, bir kez bastım. Bakın kırmızı da kaldı arkadaşlar. Tabii bu karanlıkta daha güzel gözükecektir. Ben bunu böyle karanlık bir şekilde videoyu gösteremiyorum ama ürünün fotoğraflarında şimdi linkini, ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıkladığınızda bu ürünün satın alma sayfasına ulaşacaksınız. Orada bir sürü fotoğrafı var arkadaşlar. Karanlıkta çekilmiş stüdyo fotoğrafı da var. Orada ne kadar aydınlattığını, nasıl olduğunu göreceksiniz. Zaten ürünün asıl amacı hani Bluetooth hoparlör ve gece lambası. Öyle geçiyor. Işını biz şeye basılı tutup normal renge getirelim. Şu renkte şu anda. Bluetooth aktif. Telefonumu getireceğim ve Bluetooth'a bağlanacağız. Bluetooth'u açtım.
Bakın CL715 Bluetooth ismi bağlan diyorum. Şurada. The Bluetooth device is connected successfully. Bluetooth bağlantısı başarılı dedi. Buradan bir telifsiz müzik açalım. Bastığımızı açalım şöyle. Arkadaşlar basılı tuttum. Bakın şu anda hani şu moda getirdiğimizde, sürekli değişen moda getirdiğimizde hani disco topu modu da görüyor. Yani hani pardon, modu demişim. Disco topu görevi de görüyor. Müziğin ritmine göre ışıklar yanıp sönüyor. Siz de bunu fark edeceksiniz. Şimdi ışığı açalım. Müziği açalım. Bakın. Şimdi arkadaşlar açıkçası ben bu özelliğini bilmiyordum. Tesadüfen videoda bunu keşfettik. Şimdi bu ışık mesela şeydeyken yok. Şöyle basılı tutalım, normal moda geçsin. Hani normal modda böyle hani disco modu yok. Ama şöyle biliyorsunuz basılı tutup diğer renklere geçerken şöyle 2 saniye basılı tutun. 2 saniye bile değil, 1 saniye basılı tutun. Bakın renkler değişiyor. Şöyle göstereyim daha net anlaşılsın. Bu renkler bu şekilde hep sürekli değişkendir. Bunları da sabitlemek için bir kez dokunursunuz. Şöyle bakın bir kez basın. İstediğiniz renge de geçersiniz. Basılı tuttuğumuzda bu renkler değiştiği zaman bir müzik açarsak bu sefer disco topu görevi geliyor. Yani disco ışıkları gibi müziğin ritmine göre ışıklar yanıp sönüyor. Bakın basalım hemen. Bakın. Şimdi diğer modelde o yuvarlak olan model en çok sattığımız model oydu. Yani neden en çok sattığımız? Şimdi şu aklınıza gelmesin. Bu kare o yuvarlak daha çok tercih ediliyor anlamında olmasın. Bu onun üst modeli arkadaşlar. O daha önce çıkmıştı. Bu yeni çıkan bir ürün. Kare formunda yapmışlar. Bir de böyle desenli. Hani daha böyle bir o hani obje olarak daha güzel görünüyor. Hani bana o şekilde geldi. Tabii herkesin tercihi farklıdır. O diğer modelde onu test etmemiştik. Hani ritme göre müzikler böyle patlıyor mu, yanıp sönüyor mu onu test etmemiştik. Tabii onda öyle bir şey keşfetmiş olsaydık bunda da hemen denerdik. Bunda tesadüfen keşfettik. Şimdi bu modunu gösterdik. Bluetooth modunu. İsterseniz flash bellek takıp da müzik dinleyebilirsiniz. Flash belleğimizi getirelim. Hani okur mu bilmiyorum. 3.0 bir flash belleğim var. İçerisinde müzikler var. Takalım. Tam oturmadı galiba. Şimdi oturdu. Music play mode. Evet, şimdi okudu flash belleğime bakın.
Bluetooth device is ready to tell. Evet, Bluetooth moduna geri döndü. Bakalım şimdi. The Bluetooth device aux input mode. Aux input modu varmış. The Bluetooth device is bu şekilde. The Bluetooth device is connected successfully. Evet, radyo özelliği yok arkadaşlar. Onu belirtelim. Çünkü kimisi radyoda dinlemek istiyor. Bluetooth özelliği ile müzik dinleyebilirsiniz, telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Hani bununla tabii eğlence amaçlı kullanabilirsiniz. Flash bellek ile az önce yaptığım gibi müzik dinleyebilirsiniz. Ben çok fazla flash bellekle müzik çalmadım çünkü telif yemeyelim diye. Bir de burada hafıza kart girişi var. Tabii hafıza kartına da içerisine müzik atıp takarsınız. Hafıza kartıyla müzik dinlersiniz. Tabii hangisi varsa sizin tercihiniz. Bir de AUX modu var. AUX moduna geçirip buradan AUX kablosu takıp da müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Ürünümüz bu şekilde. Dokunmatik. Şöyle bakın, dokunmatik. Basıl tutalım. Dokunmatik gece lambası şeklinde Bluetooth hoparlör. Yaklaşık 5 watt ses gücüne sahip. Yani 5 ya da 3 tam, bu teknik bilgilerinde yazmıyor çünkü. Güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Ürün linkini videonun açıklama arkasına ekleyeceğim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili aklınıza takılan sorular varsa muhakkak bize sorun. Şunu tabii ki baştan ben size söyleyeyim. Örneğin şarj ettiniz. Kablo takılı değilken çalışmıyorsa ürünün bataryası bozulmuş demektir. Yani bu şu anlam, şunu demek istiyorum arkadaşlar. Tabii satın aldığınız sıfır ürünlerde değil. Hani bunu aldınız, bir sene kullandınız, artık şarj tutmuyor. Yani kabloyu çıkardınız ve çalışmıyorsa bataryası değişmesi gerekir. Böyle hani problemlerle karşılaşanlar olduğu için bu tarz ürünler için değil, yani şarj ürünlerde olduğu için bunu bir hatırlatma gereği duydum. Linki videonun açıklamasına ekliyorum. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bize sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.